Merhaba arkadaşlar, hayvansal doğalar soru çözümünden devam ediyoruz. 31. soru çözümümüz bu arada. Kalıtımla ilgili sanırım 2 tane soru çözümü yapmıştım. Yaklaşık 30 tane konu anlattım size. Ve son 2 konumuz kaldı artık. Canlılarda davranış ve ekoloji konularımız kaldı. Ondan sonra alan eğitimiyle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar, sorularımıza başlayalım. Diyor ki, insanda bulunan tiroid bezlerinin çeperinde hangi epitel bulunur? Şimdi ben demiştim size bu epitelleri mutlaka ezberleyin diye. Çünkü bunlar sorulur. Arkadaşlar, tiroid bezlerinin çeperinde yani etrafında tek katlı kübik epitel vardır. Cevabımız tek katlı kübik epitel olacak. Bunlar nokta atışı sorulardır. O yüzden mutlaka ezberlememiz gerekiyor. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki, yandaki şekilde santrifüj edilmiş kanın kısımları gösterilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar hatırlayın, ben size böyle dörtlü bir yapı göstermiştim. En üstte bunlar neydi? Plazma. Sonra yoğunluklarına göre kan hücreleri çöküyordu. Burada trombositler vardır. C olanda lökositler vardır. Lökosit yani ak yuvarlar. En altta ise, en dibe çökenler ise eritrositlerdir. Yani al yuvarlardır. Diyor ki A'da kan proteinleri ve besinler vardır. Evet, A plazma olduğu için kan proteini ve besin bulunur. Bu doğrudur. C kanın pıhtılaşmasını sağlar. C lökosit. Lökositler kanın pıhtılaşmasında görevli mi? Hayır. Lökositler neydi? Ak yuvarlarda ve savunmada görevlidir. D'nin yapısında demir bulunur demiş. Eritrositlerin yapısında demir var mı? Evet, doğrudur. B vücudun savunmasını sağlar. Hayır, trombositler savunmayı sağlamıyor. Pıhtılaşmayı sağlıyor, o yüzden yanlıştır. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız 1 ve 3 olacak. Gelelim 3. sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi çizgili kaslarla ilgili doğru değildir? Arkadaşlar bakalım, diyor ki kas lifine bağlanan motor uç plak sayısı diğer kaslardan fazladır. Şimdi motor uç plak dediğimiz kasların sinirlere bağlandığı kısımdır. Dolayısıyla bunlar istemli kasıldığı için daha fazla motor uç plağı bağlıdır. Bu doğrudur. Miyofibril miktarı fazladır. Evet, en fazla çizgili kaslarda vardı. Enerjisini yalnızca oksijen solunumdan elde eder. Hayır. Hem oksijenli solunum hem de oksijensiz solunum olan laktik asit fermantasyonundan enerji elde ediyordu. O yüzden C şıkkı yanlıştır. Kas proteinleri enine bantlaşma yapar. Düzenli dizildiği için doğru. Çok çekirdeklidir. Bu da doğru. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Gelelim 4. soruya. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi temel bağ dokuda bulunmaz? Fibroblastlar, lenfositler, mast hücreleri, osteoklastlar ve melanositler. Arkadaşlar buradaki cevabımız ne olacak? Tabii ki osteoklastlar olacak. Çünkü osteoklastlar neydi? Osteoblast, osteoklast bunlar kemik dokuda bulunan hücrelerdi. Kemik doku. Yaşlanmış olan kemik hücrelerini parçalayan hücrelerdi arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. Gelelim 5. sorumuza. Görüntünün netliğini ayarlayalım. Evet, diyor ki yağ dokuyla ilgili olarak hangileri doğrudur? İçerisinde kan damarı olmadığı için metabolizması yavaştır. Arkadaşlar kan damarı olmadığı için değil, az olduğu için. Yani kan damarı var ama azdır. Bu yüzden metabolizması yavaştır. Direkt olmadığından dediği için bunu yanlış alıyoruz. Yapısında kolajen ve ağsı lifler bulunur. Doğru. Bağ dokuda bol miktarda lipoblast birikmesiyle oluşur. Lipoblastlar neydi? Yağ dokunun hücreleriydi. Dolayısıyla bunların birikmesiyle de yağ doku oluşur. Doğrudur. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. 2 ve 3. Gelelim 6. soruya. Diyor ki aşağıdaki dokulardan hangisinde kılcal kan damarı yoktur? Kan damarı olmayan ve kendini yenilemesi çok zor olan dokumuz hangisiydi arkadaşlar? Kıkırdak doku. Bu arada 2 şıkka da kıkırdak doku yazmışım. Yanlış yazmışım arkadaşlar. Cevabımız kıkırdak doku olacak. Yanlış yazmışım. Gelelim 7. soruya. Aşağıdaki dokuların hangisinin yüzeyini silli silindirik epitel örter? Bakın sil diyor. Bunu böyle kafadan gidebilirsiniz aslında. Siller nerelerde bulunur? Siller böyle emilimin olduğu yerlerde, işte itilme olayının olabileceği yerlerde. Şimdi bakıyorum. Sidik kesesinde olmaz değil mi? Silli silindirik epitel. Mide ve bağırsakta olabilir. Tiroid bezinde olmaz. Kulak zarında olmaz. Ama bakın silindirik diyor. Silindirik dediği için cevabımız ne olur? Yumurta kanalı olur. Şimdi bağırsaklarımızda var ama midede silindirik epitel yoktur arkadaşlar. O yüzden bunu da alamam. Cevabımız yumurta kanalı olacak. Yani A şık. Böylece
Benim yazdığım sorular bitti. Soruları bu arada kitaplardan alıyorum. Direkt ben yazmadım tabii ki. Gelelim şimdi çıkmış sorulara bununla ilgili. Aşağıdakilerden hangisi insanda bağ dokunun işlevlerinden biri değildir? Bağ dokunun işlevlerinden. Bakalım. Diyor ki, bulundurduğu makrofaj hücreleri sayesinde fagositoz gerçekleştirir. Doku ve organlara desteklik verir. Kasılıp gevşemek suretiyle hareketi sağlar. Bulundurduğu mast hücrelerinden heparin ve histamin salgılanır. Deriye esneklik kazandırır. Şimdi bakın, hiçbir şey bilmesek bile bağ dokunun kasılıp gevşemediğini biliyoruz. Cevabımız ne olacak? Direkt C şıkkı olacak arkadaşlar. Oldukça basit, kolay bir soruymuş. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, immün sistemde bol miktarda bulunan bağ doku hangisidir? Arkadaşlar, immün sistem yani bağışıklık sistemimiz. Bağışıklık sisteminde hangisi bol miktarda bulunacak? Tabii ki retiküler bağ doku olacak arkadaşlar cevabımız. Dediğim gibi bunlar böyle biraz daha bir nokta atışı olan sorulardır. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, yukarıda verilen yapılardan hangisinde tek katlı kübik epitel daha çok bulunur? Tek katlı kübik epitel. Bakın, silli falan demiyor. Direkt tek katlı kübik epitel diyor. Bakalım, alveollerin yüzeyi, dolaşım sisteminin iç yüzeyi, Bowman kapsülü ve Henle kulpu, testisler, karaciğer ve pankreasın salgı kanalları diyor. Şimdi burada tek bir tanesini seçeceğiz. Alveollerin yüzeyi demiş, dolaşım sisteminin iç yüzeyi. Arkadaşlar, burada tek katlı kübik epiteli en çok bulunduran karaciğerdir. Bakın, tek katlı kübik epitel genelde böyle salgı yapmaya biraz daha yakın olan epiteldir. Dolayısıyla salgı yaptığı için karaciğerimiz ve pankreasımız salgı yapar. Dolayısıyla cevabımız 5 numara olacak. Şöyle 5 yazalım. Evet, gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, insan vücudunda bazı hücre tipleri ve bulundukları dokulara ilişkin yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım, osteosit kemik doku doğru. Trombosit kan doku doğru. Kondrosit kıkırdak doku doğru. Fibroblast bağ doku demiş. Dendritik hücreler sinir doku demiş. Bu da doğru. Bakın, burada fibroblast bağ dokuda değil, yağ dokuda bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Yandaki kaslara uzanacak sinirler kesilecek olursa hangilerinin kasılıp gevşemesi yine de devam eder? Şimdi arkadaşlar, sinirler kesilirse eğer bir kere kalp kasının kasılıp gevşemesi devam edecek. Neden? Çünkü kalp kası kendi uyarısını kendisi oluşturan bir organımız. Kalp zaten sadece kalpte bulunuyor. Dolayısıyla kalp kası olacak. Daha sonra düz kas ve çizgili kas demiş. Sonra düz kasları da alacağız. Neden? Çünkü arkadaşlar, kalp kası olsun, düz kas olsun, sinirler kesilmiş olsa da hormonların etkisiyle kısa sürede olsa çalışabilirler. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 1 ve 2. Sonradan mecburen duracak çalışmaları ama kısa sürede olsa hormonların etkisiyle çalışabilir. Gelelim son sorumuza. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi plazma proteinlerinin görevlerinden biri değildir? Plazmada bulunan proteinler ozmotik basınç oluşturur. Doğru. Globulinler yağ moleküllerinin taşınmasını sağlar. Bu bir dursun bakalım. Doku sıvısının damar içerisine geri alınmasında görevlidir. Plazmada çözünmüş oksijeni bağlayarak dokulara bırakırlar. Bazı hormonların taşınmasında görevlidir demiş. Arkadaşlar, bir kere bakın. Globulinler yağ moleküllerinin taşınmasını sağlar. Doğru. Doku sıvısının damar içerisine geri alınmasında görevlidir. Evet, hani bu Starling hipotezini anlatmıştık ya, doku sıvısına madde bırakılıyor tekrar geri alınıyor diye. Burada geri alınmasında ozmotik basınç oluşturarak geri alınmasında görevi oluyor. Bazı hormonların taşınmasında da görevlidir ama plazmada çözülmüş oksijeni bağlamazlar. Zaten bu oksijen bağlanmadan direkt olarak taşınır. Oksijeni bağlayan kimdir? Hemoglobindir. Plazma proteinleri değildir. Cevabımız denizli şıkkı olur. Evet, böylece çıkmış soruları da çözmüş olduk arkadaşlar. Hayvansal dokular bitti. Sonraki videoda canlılarda davranışa geçiyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.